Herkese merhabalar. 5 dakika içinde sizinle beraber kareköklü ifadeleri yapacağız. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Harika bir şekilde çak bir beşlik diyoruz ve seninle beraber 5 dakikada köklü ifadeleri yapacağız. Bir kere bu işin en önemli sırrı Tonguç'um tam kare sayıları bilmek. Yani bu mutlaka odanın duvarında asılı kalsın lütfen. Tam kare sayılar 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 60, 81, 100. Bunlar ilk ona kadar çok önemli. Ardından 120, 144 şeklinde bunları lütfen ezbere bil. Aynı zamanda 49 kare kökün içine girince diyecek ki 49 ben neyin karesiymiş ne diye soruyor kendine dışarı çıkmak için. O zaman bunun cevabı 7'dir diyoruz. İşte bunları nerede kullanıyoruz? Mesela bunun alanı 49 cm2. Bunun alanı 144 cm2. O zaman bir kenar uzunluğu nedir diye sorular gelince ben eğer alandan kenara gitmek istiyorsam karekök özelliğini kullanıyorum. Karekök 49 kaçtır? 7'dir. Santimetredir. İşte bunun bir kenarının 7 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde karekök 144 12 santimetredir. Bunun da 12 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik seninle beraber yaklaşık Bundan çok soruyorlar hocam. En fazla LGS'de popüler olan konu. Mesela bize dedi ki alanı 200 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu hangi tam sayılar arasındadır? Baktık 200 var mı tam kare olarak? Nine yok burada yok. 200 yok. Ama şöyle bir e, sayı doğrusu çizersek 5 aslında karekök 25 demek. 6 karekök 36 demek. E i̇şte 10 karekök 100 demek. Karekök 200 dediğimiz şeyi arıyoruz ya biz. Evet, Neyden canım. alandan alandan kenara gitmek için. İşte sınav soruları da böyle çıkıyor zaten. Bunu bulabilmek için diyeceğim ki ya karekök 200 buralarda bir yerdedir diyeceğim. Ya karekök kare 225 ile karekök 196 arasında ve 14 ile 14 ile 15 arasında diyorum ve 14'e daha yakın çünkü 196 200'e daha yakın diyorum. Geldik A karekök B gösterimine aşı, aşırı önemli burası da. 50 aslında 25 kere 2 değil mi? Evet hocam. 25 bir tam kare değil mi? 5 Al kere sana. 5. 5. Beş. 5'in karesi olduğu için dışarıya zırplar ve fırlar dışarıya çıkarsa içeride de 2 zavallım kalır e, gözü yaşlı. Aynı şeyi böyle de yapabilirim. 50'yi çarpanlar ayırdıktan sonra bak bu iki tanesi bir tane olarak dışarıya çıkıyor. Bu zavallıım da içeride kalıyor. 5 kök 2 şeklinde yapabiliyoruz. Yani 25 kere 2 yazdıktan sonra ne yaptık? 5 kare kök 2 şeklinde yaptık. Bu çok önemli. 4 işlem yaparken bunu çok kullanacağız. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük sorularında da tersine içeriye sokacağız. Onu yaparken de şöyle yapıyorum. 2 zaten burada vardı. 5 içeriye girerken büyüyor. Yani karesi şeklinde ve bunun cevabı da kare kök 50 oluyor. Geldik bu içeriye girerken beşin yanına iki karesi şeklinde yani dört şeklinde geliyor. Karekök kök yirmi oluyor. Hangisi daha büyük? Tabii ki bu daha büyüktür bundan diyoruz sıralama yaparken yaklaşık değer bulurken. Geldik çarpma ve bölmeye. Zor mu hocam? Aşırı basit. Neden? Kare kök 2 ile kare kök beş çarparsak ne der? İki beş. On. O zaman kare kökün içindeyse kare on. Bitti bu kadar. Bak burada da normal sayılar bunlar. karekökün kökün dışındakiler. Bunları çarp on iki. Karekökün içindeki sayıları çap 6. 6. Ama karekökün içinde kalmaya devam ediyor. 12 yok altı. Elma ile elma. Aynen öyle. Geldik o, karekök 30 bölü karekök 5. Ya cevap uzatma kardeşim. 6'dır ama karekökün içinde. Aa. Burada da bu ikisini birine bölebilir misin? Karekök 3. Bölebilirim 6 evet. Bölü 2 3. Bu da dışarıda bölünür. İki karekök üç şeklinde yapılır. Burada önemli bir tüyo var. Karekök iki çarpı karekök Karekök dörttür ve cevap ikidir aslında. Aa. Çünkü dört 2'nin karesidir. Burada hiç fazla uzatmıyorum. Karekök 5 çarpı karekök 5 beş, 5'tir diyorum. Karekök 25'ten. Direkt bu ikisinin çarpımı karekök öküz çarpı karekök öküz öküzdür diyorum. Geldik toplama çıkarmaya. Elma armut metodu. 3 karekök ile 5 karekök 2, 3 elma ile 5 elmayı toplarsan ne eder? 8. Der? Süpersin. İşte aynı onun gibi 8 tane karekök 2 eder. Kareköklü ifadeye elma dedim. Burada 7 armuttan 3 armut çıkarsa ne olur? 4 armut kalır. Ve aynı şekilde 7 kare kök 5 eksi 3 kare kök 5 4 tane kare kök 5 eder. Geldik burada böyle bir şey görünce diyeceğim ki 16 çarpı 3'sün sen. O zaman sen aslında 4 kare kök 3'sün sen. O zaman 4 tane elma ile 2 elmayı topla. Altı, elma. elma. Üç elma çıkar. Üç elma kaldı. Üç kare kök istiyorum. Bu ikisi toplanamaz Tonguç evladım benim. Ne yazık ki böyle bir ihtimal yok. Çünkü kare kök beşle kare kök üç elma armut ayrı şeylerdir. Ve o vallahi hocam. daha erken bitti. Harika. Şimdi seninle böyle ödevimizi de veririz. Tam kare verir. sayıları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ödevlerimizi birinci dönem LGS kitaplarımızdan kare köklü ifadeler kısmından lütfen yapmayı ihmal etmeyin. Zoru Bankası, Dinamo, Yenilisi Türkçe Matematik, ilk tekrar kitaplarımız. Bunlardan lütfen ödevlerimizi yapmayı ihmal etmeyin ve süper yeni LGS çalışın. Hocam. Yeni LGS'ye uygun diyorum. Daha zamanımız var. Hadi biraz geyik yapalım. Nasılsınız hocam? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Valla beş dakikada kare kökü sayıları bitirdik. Ama sesiniz kısıldı hocam biraz. E olsun. E, yeter ki siz öğrenin Tonguç Erhan'ı. Tamam ben henüz ödevlere başlayayım beş hocam? Beş dakika içinde dersimizi bitireceğiz. Son dört saniye, beş saniye. Valla iyi Hiç oldu ha. Bu kadar beklemiyordunuz. Geyik de ya. yaptık. Hadi bakalım görüşürüz.